Bir kadın şiddete uğradığında hepimizin canı yanıyor, öfkeleniyoruz, tepki gösteriyoruz. Acaba kadına yönelik şiddet durdurulamaz mı? Engellenemez mi? Bakın, Mor Çatı ne diyor? Mor Çatı, kadına yönelik şiddetin durdurulabileceğini söylüyor. Nasıl mı? Size okumak istiyorum. Erkek şiddetini önlemek, kadınları erkek şiddetinden korumak imkansız değil. Şiddeti önlemek, kadınlara ihtiyaçları olan desteklerin sunulması, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesis edilmesiyle mümkün. İstanbul Sözleşmesi'nin harfi harfine uygulanmasıyla, 6284 sayılı kanunun kadınlar için erişilebilir olmasıyla mümkün. Kadın örgütlerinin koşulsuz, baskısız desteklenmesiyle mümkün. İnfiale kapılacağımız bir başka cinayet gerçekleşmeden erkek şiddetini engellemek mümkün. Mor Çatı bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor. Onu sosyal medya hesaplarından ve internet sitesinden okuyabilir, ulaşabilirsiniz. Bir sade vatandaş olarak biz de bunların takipçisi olabilir, bunların uygulanması için ısrarcı olabiliriz. Sade vatandaşların dışında da şirketler de toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için çaba gösterebilir, bir şeyler yapabilirler. İşte onlardan biri, bu şirketlerden biri Boyner. Boyner her 8 Mart döneminde çok özel kampanyalar düzenliyor. Bu yıl da aynısını yaptı ve 6284 sayılı yasanın tam uygulanmamasına dikkat çekti. Çünkü bu yasa tam uygulanmadığında kadına yönelik şiddeti uygulayan kişilere maalesef iyi hal, haksız tahrik gibi bir takım indirimler uygulanıyor ve alması gereken cezaları almıyorlar. Bu da kadına yönelik şiddetin durdurulmasını engelliyor. İşte Boyner'in 8 Mart filmi. Geliyor! 8 Mart geliyor! Dev indirimlere hazır mısınız? Böylesi görülmedi. Bu indirimlere kayıtsız kalamayacaksınız. Namus indirimi. Tahrik indirimi. Kravat takma indirimi. Evden erkek sesi geliyordu indirimi. 2020 yılında Türkiye'de 300 kadın cinayeti işlendi. Verilen cezalarda anlaşılması güç indirimler uygulandı. Suçlular bu indirimlerden yararlanamadığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olacak. İstanbul Sözleşmesi'ne kulak verin. Lütfen indirmeyin.